Bu büyük bir saltanat. Müthiş Süleyman Aleyhisselam, hani Sultan Süleyman'ın mülkü saltanatı derler. Şimdi gerçekten böyle rüzgara hükmetmek, cinlere hükmetmek yani bu müthiş bir olay. Fakat buna rağmen, bu saltanata rağmen Süleyman Aleyhisselam asla kibirlenmedi. Bakın şöyle şükretti. Dedi ki, ''Hâdâ de min fadli Rabbi, bu Rabbimin bir lütfudur.'' Hani İsa Aleyhisselam da mucizeler gösterdiği zaman bu Rabbimin izniyle oluyor. Hiçbir peygamber o gösterdiği harikulade olayı kendisine nispet etmez. Allah'tandır. Her şey Allah'tandır. Tabii Karun da dedi ki servetine bu benim kendi ilmim sayesinde'dir dedi ama ondan sonra yerin dibine geçti biliyorsunuz. Yani Cenab-ı Hak niye bu imkanları verdi? Süleyman Aleyhisselam diyor ki liyebluveni eşkur <laughs> em ekfur. Rabbim beni imtihan ediyor. Bakalım şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü yapacağım? Bu nimete karşı. Nimete şükür gerekir. Ondan sonra e, bu burada ve men şekere fe inneme yeşkuru Kim şükrederse kendi lehine şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa Cenab-ı Hak efendim müstanidir efendim kimsenin öyle ibadetine şununa bununa da ihtiyacı yoktur. Herkes mümin olsa da Allah'a faydası olmaz. Herkes kafir olsa da Allah'a zararı olmaz. Gani anil alemindir. Süleyman Aleyhisselam bunun farkındaydı. Sonra dedi ki ne kiru leha arşaha nanzuru etehtedi em tekunu minelledin layetedun. Bunun bu şeyini, tahtını biraz değiştirin bakalım. Tam olduğu gibi değil de biraz bir değişiklikler yapın. Sabah Melikesi de buraya gelince bakalım bu tahtını tanıyabilecek mi, tanıyamayacak mı? Sonra efendim, فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ اَهَاكَدَ arşuk Tabi aradan bir zaman geçiyor. Kur'an-ı Kerim icaz, özet olarak anlatıyor. Demek ki mektubu aldı ya, Artık gelmek durumunda Süleyman Aleyhisselam ona Müslüman olarak gelin demişti. Ee, sabah melikesi de efendim geldi. Geldiği zaman dediler ki bu taht senin midir değil midir diye sordular. O da dedi ki kalatken sanki benimki ben yani ufak tefek değişiklik olmasına rağmen tanıdığı yani bu herhalde benim olsa gerek dedi efendim zaten daha evvel dedi ki ve ütiyen el ilme min kabliha ve künne müslimin zaten bize daha evvel bunun bilgisi de verilmişti. Biz zaten Müslüman olarak gelecektik. Müslüman olmaya karar verdik demişti. Efendim çünkü onu böyle engelleyen o toplum toplumuydu. Onlar güneşe taptıkları için bu kraliçe birden onlara muhalefet edip de ben Müslüman oldum diyememişti efendim. Çünkü o kafir bir topluma liderlik yapıyordu. Sonra tabii bu özet olarak anlatılıyor. Bunlar böyle filmleştirilmişti bu şeylerde. Mesela Hz. Musa ile ilgili işte On Emir filmi, Süleyman Aleyhisselam, Davud aleyhisselamla ilgili böyle filmlerde gösteriliyordu bunlar canlı olarak. Sonra Sabah Melikesi'ne dendi ki demek saraya davet edildi. Böyle kabul salonu. Kıyla dhulu sarh. Bu şeye efendim saraya kabul salonuna gir dendi. Ee, şimdi öyle mu ihtişamlı muhteşem bir şey ki o, onu gördüğü zaman felem mar'atuhu hu lücceten yani öyle bir saray yapılmıştı ki e, tabii tabi bu yani Süleyman Aleyhisselam'ın böyle e, lükse, bir ihtiyacı olduğundan değil. Karşı tarafa karşı bir şey olsun, bir moral üstünlüğü olsun, onun da güç karşısında bir kendine gelsin diye. Yani hani tahtlarıyla gururlananlara bak sizin tahtınızdan, saltanatınızdan daha önemli şeyler var. Efendim saraylar, saltanatlar var ona göstermek için. Ondan sonra... Böyle bir şey yapılmış. Cam billur bir şey salon altından da böyle su akıtılmış. Sanki kraliçe girdiği zaman kendisini bir salona değil de bir suya, havuza giriyor gibi zannetmiş ve paçalarını, eteklerini kaldırmaya başlamış ıslanmasın diye. Halbuki o camın altından akıyor, billur şeyin altından akıyor. Böyle ihtişamlı bir efendim salon. Kale innehu sarhun mümarradun min kavarir. Buna da efendim, e, dendi ki, yani bu aslında bir şeydi, billurdan yapılmış, cilalı, şeffaf bir zemindir, dedi Süleyman aleyhisselam ona. E, yani öyle senin zannettiğin gibi, bu su falan değil. Ondan sonra, dedi ki, kâlet Rabbi, İnni zalemtu nefsi ve eslemtu ma Süleyman lillahi rabbil alemin. Şimdi bu ihtişam karşısında Sabah Melikesi dedi ki, Ya Rabbi dedi ben gerçekten kendime haksızlık etmişim. Şimdi Süleyman ile birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.